Merhaba dostlar. Kişisel ve profesyonel yaşamınızda gerçek değeri yaymak istiyor musunuz? Dış ona yaramaktan ve sürekli olarak tatmin edilmemiş hissetmekten yoruldunuz mu? Evet cevabını verdiyseniz bunları keşfetmenin zamanı geldi. Bu videoda ilham veren 10 güçlü stratejiyi açıklayacağız. Aelius, Seneca ve Epicus gibi efsanevi filozoflar tarafından yazılan bu stratejiler, içsel güç bütünlüğünü ve şefkatini geliştirmenize yardımcı olacak ve sizi doğal olarak saygı ve hayranlık uyandıran bir kişi haline getirecek. Ancak bekleyin, hepsi bu değil. Bu sadece başka bir kişisel gelişim kursu değil. Bu gerçek duygunuzun kilidini açmakla ilgilidir. Potansiyel ve kendinizin en iyi versiyonu olmak, sabırlı maceranıza doğru ilk adımı atmaya hazır mısınız? Heyecanlanıyorsanız, pratik egzersizler, ilham veren hikayeler ve başka hiçbir yerde bulamayacağımız özel içerikler dahil daha güçlü metanetli bilgelik için bizi izlemeye devam edin. Bu sadece bir başlangıç. Bir, bir nuralı ders. İşinizde ustalaşın. Filozof, Tetus, bir keresinde şöyle demişti. Başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Dışsal doğrulama arayışı yerine, iç motivasyon ve yaşam boyu öğrenmeye adanmışlıkla yönlendirilen, mükemmellik arayışını savunan bu anlayışlı ifadedir. Stoacı felsefeye dayanan bu yöntem, kalıcı değer yaratmanıza olanak tanır, geçici dış faydaların ötesinde, sarsılmaz bir bağlılıkla, bilgi oluşturma, başkalarının kararsız yargıları üzerinde durmak yerine, bir beceri yoluna kararlılıkla çıkın. Bilginizi genişletmek ve yeni beceriler öğrenmek için, özgün eğitim derslere, atölyelere veya sertifika programlarına kaydolun. Kendi konunuzun en ileri teknolojilerini takip etmek için. Yönlendirilmiş öğrenme kitaplar, dergiler ve endüstri dergileri okuyun veya çevrimiçi kurslara katılın. Deneyimlerinden bilgi edinin ve anlayışlı tavsiyeler alın. Sorunları çözmenin ötesine geçin, bu sorunları tanımanın ötesine geçme ve zorlukları öngören ve düşünceli çözümler sağlayan proaktif bir sorun çözücüye dönüşür. İleriye dönük olmak, inisiyatif gösterir ve hazırlıklılık ve kanıtlama yanıtları sunmak, bilginizi ve eleştirel düşünme becerilerinizi öne çıkarır. İyi eleştiri paha biçilmez bir armağandır. Seneca'nın önerdiği gibi, bunu bir gelişme ve ilerleme şansı olarak kabul edin. Gerçek mutluluk, geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan, şimdiki zamanın tadına çıkarmak, kendimizi umutlarla ya da korkularla eğlendirmek değil, olanlarla yetinmektir. Elimizdekiler yeterli, umutsuzluğa kapılmak yerine, işinizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Ustalığa giden bu çıkarken, stoacı bilgelikten bir ipucu alın. Stoacı felsefe, adalet, bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi niteliklerin gelişimini büyük ölçüde vurgular. Bu nitelikler, seçtiğiniz alandaki performansınızı geliştirir ve karakter kontrolünüzü yükseltir. Ne hatırlayabildiğinizi, nasıl tepki verdiğinizi başınıza gelenlerden daha önemlidir. Epik tutusun bize hatırlattığı gibi, başkalarından onay almak veya kontrolünüz dışındaki olaylar hakkında endişelenmek yerine, bağlılığınız, İş ahlakınız ve zihniyetiniz gibi kontrol edebildiğiniz şeyleri geliştirmeye odaklanın. Süreçten keyif alın. Sadece şöhret veya para kazanmaya odaklanmayın. Bunun yerine zevk alın. İyi bir insanın ne olması gerektiği konusunda tartışarak daha fazla zaman kaybetmeyin. Bu yolculuğun mutluluk ve büyüme getirebileceğini ve başkalarının sizin hakkınızda ne söylediğine bakılmaksızın değerinizin açıkça görülebileceği bir mükemmellik durumuna getirebileceğini unutmayın. 2 numaralı ders. Güçlü iletişim becerileri geliştirin. Filozof Aelius bir keresinde artık israf etmeyin demişti. İyi bir insanın ne olması gerektiği hakkında tartışmak, bu taktiğin özünden biri olan, bu güçlü ifadeye yansır, etkili iletişim yetenekleri inşa eder, sadece konuşmaktan fazlasını içerir. Bu kelimeleri uyum anlayışını teşvik ve sonuçta bu köklü taktiğe değer veren köprüler halinde şekillendirmeyi içerir. Netlik gibi metanetli değerlerde empati ve aktif dinleme herhangi bir durumu verimli bir şekilde ele almanıza olanak tanır. Netlik becerilerinizi geliştirerek kendinizle kasa ve net bir şekilde iletişim kurun. Belirsizlik ve jargondan uzak durun, ifadelerinizi özelleştirerek mesajınızın açık ve hedef kitleniz için çekici olduğundan emin olun. Fikirlerinizi düzenleyin, aktif dinleme bağlantı kurmanın sırrıdır. Tüm diğer dikkat dağıtıcı şeyleri bir kenara bırakın ve kendinize zaman ayırın. Neyi kontrol edebildiğinize odaklanın. Mesajınızı etkili bir şekilde tasarlayın ve iletiminizi yönetin, farklı bakış açılarına saygı gösterin. Başkalarını aktif olarak dinlerken ve onların bakış açılarından önemli ölçüde keyif alırken fikirlerinizi saygılı bir şekilde iletin. Eğer farklılık gösterirlerse gerçeği arayın. Öğrenme ve paylaşma konusunda dürüst bir arzuya sahip olun ve görüşmeleri açık bir yaklaşımla yaklaşın açık iletişim becerisini geliştirerek, empatiyle aktif olarak, dinleyerek, güçlü bağlantılar geliştirecek, işbirliğini artıracak ve sonuçta varoluşunuzun her alanında öz değerinizi artıracaktır. 3 numaralı ders Duvarlar yerine köprüler inşa etmeye odaklanın. Filozof Aurelius'un dediği gibi, anlamlı ilişkiler geliştirin, iyi bir insanın ne olması gerektiğini tartışarak daha fazla zaman kaybetmeyin. Kısa beyan anlamlı ilişkiler geliştirmenin önemini vurgulamaktadır. Gerçek değerin toplumdaki izolasyonumuzdan değil, insanlarla olan ilişkimizin derinliğinden ve kalitesinden geldiğini hatırlatmaya unutmayın. Güven oluşturmak anlamlı bağlantıların temeli. Verdiğiniz sözleri yerine getirmek, güven güvenilirlik temeli üzerine kuruludur. Sözünüze sadık kalarak yükümlülüklerinizi yerine getirin ve güvenilirlik gösterin. Dürüstlük uygulayın, hem sözlerinizde hem de eylemlerinizde samimi olun. Zorluklarla karşılaşsanız bile ahlaki ideallerinizi koruyun ve inançlarınıza bağlı kalın. Aktif olarak dinleyin, insanların söylediklerine çok dikkat edin ve onların bakış açılarını anlamaya çalışın. Açıklayıcı sorular sorun ve onların düşüncelerini ve duygularını gerçekten anlamak için girmekten kaçının. Nezaket ve destek sağlayın. En çok ihtiyaç duydukları anda İnsanların yanında olun, anlayışlı bir kulak verin ve destek sözleri verin. Seneca'nın sözlerini hatırlayın. Gerçek mutluluk, geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan anın tadını çıkarmaktır. Sadece kendin ol, bireyselliğini ve ilkelerini kabul et, dürüstlük ve şeffaflık fikirlerinizi, ve duygularınızı nazik ve şeffaf bir şekilde iletin. Samimi iletişimi teşvik edin ve zayıf yönlerinizi kabul etmeye hazır olun. Ahlaki yapınızı güçlendirin ve benzer düşüncelere sahip bireyleri, kendinize çekin, insanların üzerinizdeki yararlı etkilerini fark edin ve katkılarından dolayı onlara teşekkür edin. 4 numaralı ders İnisiyatif alın ve değerinizi sahiplenin. Değerinizi inşa etmek, pasifliği bırakıp inisiyatifi kucaklamakla başlar. İyi bir insanın ne olması gerektiği konusunda tartışarak daha fazla zaman kaybetmeyin. Bu yaklaşım beklentinin ötesine geçer. Bunun yerine yolunuzu aktif olarak yönlendirme gücü verir, becerilerinizi gösterir ve sonunda gelişir. Başarılarınızdan ve değerlerinizle gurur duyun. Proaktif olun, şansın hükümdarlığını kullanın, ihtiyaçları önceden değerlendirin ve acil hale gelmeden cevaplar sunun. Bir fikir üreticisine dönüşün, yaratıcı bir zihniyeti teşvik edin ve prosedürleri kolaylaştırmak için orijinal önerilerde bulunun. Sorunları ele alın veya etkinliği artırın. Düşünceli tavsiyelerinizi sunmaktan çekinmeyin. Zorlukları kabul edin, engelleri gelişim ve eğitim fırsatları olarak görün. Kritik ve acil görevler için zaman ayırın, ertelemeyi önlemek ve organizasyonu sürdürmek için stratejilerden ve kaynaklardan yararlanın. En önemli şey güvenilirliktir. Zorluklar ve çözümler, açık ve dürüst olmak güveni teşvik eder ve proaktif bir sorun çözücü olduğunuzu gösterir. Ne kadar küçük olursa olsun, tüm başarılarınızı kutlayın. Başarısızlıkları büyüme ve değişim şansı olarak değerlendirin. Azmi ve sürekli gelişimi teşvik edin. Neyi kontrol edebileceğinize odaklanın. İnisiyatif almaya odaklanmanız, erdemli yaşamanız cesaret öz kontrol ve sebat gibi erdemler üzerindedir. Bu nitelikler inisiyatif duygunuzu güçlendirir ve yolunuzun sorumluluğunu üstlenmeniz için güven verir. Yeteneklerinizi ve uzmanlığınızı sürekli olarak geliştirerek değerinizi yaratın. Proaktif bir zihniyet benimseyerek, iyi zaman yönetimi uygulayarak, sorumluluğu kabul ederek iddialı olmayı hatırlayın. Eylemlerinizin sorumluluğunu almak ve Kendinizi en önemli potansiyelinizi gerçekleştirmeye adamak, yolunuzun sorumluluğunu üstlenmek değerinizi artırır. 5 numaralı ders. Şampiyon işbirliği ve takım çalışması. Geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan veya korkularla eğlendirmek yerine uyumlu bir ekibin sinerjisi, ekip çalışması, ekip çalışmasının ve işbirliğinin önemini vurgulayan bir stratejidir. Ekip gücünün ve bakış açılarının çeşitliliğinin çoğu zaman gerçek değerin yaratılmasına yol açtığını, destekleyici bir ağ etkili işbirliğinin anahtarı haline getirdiğini vurgulayarak, işbirlikçi bir zihniyet benimsediğini ve yalnız kurdu bıraktığını vurgulayan bir stratejidir. Takım oyuncusu olma zihniyeti, takım konuşmalarına aktif olarak katılarak ve fikirlerinizi sunarak, yardımı vererek ortak hedeflere ulaşmaya teşvik edin ve başarıyı kabul edin. İnsanların nadiren bağımsız olarak başarılı olduklarını anlayın. Başarılar için övgüyü paylaşın, başkalarının çalışmalarını takdir edin ve birlik olun. Kazandığınızda neşelendirin, başkalarına değer veren bir ortam yaratın. İnsanlara yardım edin, bilginizi ve deneyiminizi paylaşın ve gerektiğinde yönlendirin. Şunu unutmayın, başkalarına yardım etmek, bir bütün olarak ekibin başarısını artırır ve ortak zemin oluşturur. İnsanlarla nazik ve samimi sohbetler yapın, inançlarınız farklıysa söyleyeceklerine dikkat edin. Güvenli bir alan yaratın, bireyleri eleştiriden korkmadan, düşünce ve önerilerini ifade etmeye teşvik edin. 6 numaralı ders, filozof Seneca'ya göre. Gerçek mutluluk, geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan şimdiki zamanın tadını çıkarmaktır. Kendimizi umutlarla ya da korkularla eğlendirmek değil, sahip olduklarımızla yetinmek, beklentileri karşılamak çok önemlidir. Yukarıya ve öteye gitmek sizi öne çıkarır, bu taktik, beklentileri sürekli aşma ve kanıtlama ihtiyacını vurgular. Mütevazı ve anlamlı taahhütleriniz, beklentileri aşan ihtiyaçların üstünde ve ötesinde değer sağlayan kaliteyi ilk sıraya koyun. En yüksek kalitede iş üretmek, beklentileri sürekli aşan doğruluk sunumuna ve ayrıntıya çok dikkat ederek mükemmelliğe olan bağlılığınızı sergileyin. Aktif olarak şans arayın, talimatlarla zaman ayırın ve arayın. Asli görevlerinizin dışında katkıda bulunma fırsatları, iş arkadaşlarınıza yardım teklif edin, yaratıcı fikirler önerin veya özel projeler için gönüllü olun. Devam edenleri kabul edin, iyileşmeyi asla sıradanlığı kabul etmeyin. Zayıf olduğunuz alanları tespit edin ve becerilerinizi geliştirmek için ortak bir çaba gösterin. Güvenilir ve sorumlu olun, sözünüzü tutarak güvenilir olma itibarınızı koruyun. Son teslim tarihlerine sadık kalın ve vaatlerinizi yerine getirin. Beklentilerin ötesine geçmek için metanetli bir yaklaşım benimseyin ve konsantre olun. Sizden beklenenin üstüne ve ötesine geçtiğinizde, çaba tutumunuz gibi kontrol edebildiğiniz şeylere konsantre olursunuz. Büyümeyi ve başkalarına yardım etmeyi öğrenme deneyiminin tadını çıkarın. Bu içsel dürtü azmi ve içten tatmini teşvik eder. Kalıcı etkiler yaratabilirsiniz. Başkalarıyla bağlarınızı güçlendirin ve her zaman beklentilerin üstüne ve ötesine geçerek algılanan değerinizi artırın. Bilginizi sonlandırın ve gerçek bir ilgiyle hareket edin. 7 numaralı ders. Kendinizi savunmak, gereksinimlerinizi, beklentilerinizi ve değer teklifinizi nazik ve profesyonel bir şekilde, iddialı bir şekilde iletmeye odaklanan. Sadece hakkınız olanı talep etmek yerine, öz farkındalığın, İddialılığın ve düşünceli iletişimin metanetli fikirlerine dayanan bu taktik, hikayenizin sorumluluğunu üstlenmenize ve doğru olanı açıkça söylemenize olanak tanırken, her iki tarafın da etkili bir şekilde değerinizi belirlemesine fayda sağlayacak sonuçları teşvik eder. Geçmişinizi ve başarılarınızı tanıyarak başlayın, değerinizi sağlayabileceğiniz ayırt edici katkıları belirleyin, açıkça tanımlanmış bir değer fikri oluşturun, değerinizi açık ve etkili bir şekilde ifade edin. Başarılarınızı, uygulanabilir güçlü yönlerinizi ve başkalarına kattığınız değeri vurgulayın. Açık ve kendinden emin bir iletişim kullanın. Suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçının. İnançla iletişim kurun, açık ve net bir şekilde kazanmaya değer bulduğunuza olan inancınızı ifade edin. İlgi alanlarınızı göz önünde bulunduran alternatifler, esneklik ve açık fikirlilikten ödün vermeyin. Bunun yerine uzlaşmacı ve karşılıklı yarar sağlayan çözümler aranmalı. Duygularınızı düzenleyin. Zorlu koşullarda bile sakin ve sakin kalın. Reaktif tepkiler veya duygusal patlamalar mesajınızın güvenilirliğini aşındırabilir. Önemli olanın başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğiniz olduğunu hatırlayın. 8 numaralı ders. Duygusal zekayı geliştirin. Dinamik kontrol ve empati iç dünyanız üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayacak, derin bağlantılar kurmanızı sağlayacak. Zor durumlarla zarif bir şekilde başa çıkmanıza ve öz saygınızı artırmanıza, kendini keşfetme yolculuğuna başlamanıza, kişisel farkındalığınızı geliştirmenize, derinlemesine düşünmeye zaman ayırmanıza, motivasyonlarınızı, duygularınızı ve tetikleyicilerinizi incelemenize ve daha fazlasını öğrenmenize olanak sağlayacaktır. Günlük meditasyon yapın veya güvenilir kişilerden tavsiye isteyin, ilkelerinizi belirleyin, sizin için en önemli olanı düşünün. Yol gösterici ilkelerinizi bilmek ve özgün davranmanızı ve inançlarınızda tutarlı kararlar vermenizi sağlar. Önyargılarınızı tanıyın, herkesin önyargıları vardır. Bilinç dışı önyargılarınız ve bunların duygularınızı nasıl etkileyebileceği fikirler ve davranışlar, tarafsızlık arayışı eşitlik ve yetkin iletişimi teşvik eder. Duygularınızı kontrol etmek, öz kontrolü geliştirmek, duygusal düzenlemenin sırrı farkındalıktır. Derin nefes alma egzersizleri veya şu anda duygularınızı kontrol etmek için farkındalık uygulamalarını kullanın. İnsanların söylediklerine dikkat edin, duygular ve sözler açıklama arar ve onların bakış açısını gerçekten önemsediğinizi gösterin. Bu nitelikler duygularınızı kontrol etmenizi ve kontrol edemediğiniz şeyleri aceleyle fark etmek yerine bilinçli tepki vermenizi sağlar. Sıkıntıları hayatınızı geliştirecek bir fırsat olarak kabul edin. Duygusal zeka ve daha güçlü hale gelirsiniz. Başkalarıyla daha yakın bağlar kurarsanız, duygusal zekayı geliştirmenin bir varış noktası olmaktan ziyade, devam bir kişisel farkındalık ve gelişim süreci olduğu süreci kabul edin ve bunun nasıl geliştiğini görün. 9 numaralı ders Sürekli öğrenmeyi benimseyin. Engelleri ve başarısızlıkları, başarı şansı olarak kabul edin. Cesaretinizi geliştirin ve konfor alanınızın dışına çıkmaya hazır olun. Hataları basamak taşları olarak değerlendirin, başarısızlıkları, değerli eğitim fırsatları olarak yeniden çerçeveleyin. Sınırlarınızı test etmek için yüksek hedefler belirleyin ve entelektüel gelişimi teşvik edin. Melakınızı ateşleyin ve eğitim yolculuğunuzu ilerletin. Doymak bilmez bir öğrenci olmak için öğrenme tutkusunu geliştirin bilginizi artırmak ve yeni beceriler öğrenmek için kurslara aktif öğrenmede yer alın. Sadece bilgiyi pasif olarak almayın. Farklı bakış açılarını kabul edin, alternatif bakış açıları arayın, paylaşımda aktif rol alın. Bu yolculuk, öğrenme arzunuzu körükler ve başkalarından bilgi almanıza olanak tanır. Bir amaç doğrultusunda yaşayın. Hayatta tanımlanmış bir amacınız olduğunda öğrenme olur, bilgi edinmenizin daha derin bir amaca sahip olduğundan emin olun. Şunu hatırlayın, öğrenme, rekabetçi bir spordan ziyade dünyanın işbirlikçi bir araştırmasıdır. Yaşam boyu öğrenmenin zevkini kabul edin ve kendinizi geliştirip, çevrenizdeki insanlara katkıda bulundukça değerinizin sizin ve başkalarının yolunu nasıl aydınlattığını görün. 10 numaralı ders. Sözlerle olumlu bir tutum sergileyin. Filozof Senaka'ya göre gerçek mutluluk, geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan, şimdiki zamanın tadını çıkarmaktır. Kendimizi umutlarla ya da korkularla eğlendirmek değil, zorlukları görmezden gelmek değil, daha ziyade olumlu bir direnç oluşturma ve başkalarını etme kararını vermektir. Olumlu uygulamaya odaklanmak, hayattaki iyi şeylere odaklanarak tutumunuzu geliştirir ve dayanıklılığı artırır. Olumlu olanı vurgulayın, İyi şeyleri kabul edin ve tanıyın. Diğer koşullardan ve kendinizi olumsuzluklardan uzak tutun ve agresif bir şekilde zorlukları arayın ve olumlu çerçeveyi kabul edin. Başarısızlıkları aşılmaz zorluklar yerine büyüme fırsatlarını ve öğrenilebilecek dersleri vurgulayarak hoş olmayan koşullara olumlu bir dönüş yapın. Olayları perspektif içinde tutun, olumsuzluklarla yüzleşirken Perspektifinizi koruyun, başarısızlıkların geçici olduğunu ve sizi tanımlamadığını hatırlayın. Bu nedenle aşırı dramatik olmaktan kaçının, neşe getirin, iyimserliğinizle başkalarını edin, başkalarını cesaretlendirin ve yardımcı olun. Onlar için bir motivasyon kaynağı olun. Bu nitelikler engelleri soğukkanlılıkla aşmanızı sağlar, hatalarınızdan uzaklaşın ve iyimser bir zihniyete sahip olun. Görüşlerinizi yönetin, önemli olanın başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğiniz olduğunu hatırlayın. Değerinizi arttırmanın bir hedeften ziyade bir süreç olduğunu hatırlayın. Bu taktikleri ve bunların özel durumunuza göre uyarlanmasını düzenli olarak uygulayarak kendi durumunuzu geliştirebilirsiniz. Bu yolculuğa çıkarken zorluklarla cesaretle karşı karşıya kalan insanlarda ilham alın. Bu yolculuğa çıktığınızda içsel gücü geliştirmenin içtenliği ve başkalarının onayı değil, hayat boyu öğrenmeye bağlılık önemlidir. Dostlar, buraya kadar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu paylaşın, beğeni yapın ve abone olun. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, Stoiklerin huzurda kalın.